Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda örnek olayla problem çözme. Arkadaşlar bu ikisi birbirine çok karışır, çok benzer. Aslında ne alakası vardır diyeniniz de olacak ama sorularda birbirlerine karışırlar, birbiriyle ayırmakta zorlanırız. Hele ki 2019 sorusu var. Bu ikisini tamamen birbirine karıştırmıştır. O soruya ait yorumumu en son inşallah unutmayıp söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar örnek olayla problem çözme. İkisinde de bize bir olay ya da bir problem verilecek. Şöyle bir şey düşünmeyin. Hocam burada örnek olay verir, burada problem verir demez. Çünkü o zaman soru çok kolay olur. İkisinde de bir olay ya da problem, olay ya da problem verilir. İkisindeki amaç da şudur. Verilen örnek olayı, verilen problemi çözelim. Onu çözme becerisini öğrenelim. Öğrendiğimiz bilgiyi de nereye aktaralım? Öğrendiğimiz bilgiyi hayata aktaralım. Yani hayatilik ilkesiyle alakalı çağda şu an önemsenen bizim kullandığımız öğrenciye kazandıracağımız becerilere ulaşmamızı sağlayan iki tane yöntem. Dolayısıyla ÖSYM bunları sordu, soracaktır. İkisinde de tekrar ediyorum örnek olayda da problem var. İkisini de çözeceğiz. Çözdüğümüzü hayata aktaracağız. Peki nasıl çözeceğize yanıt örnek olayda bize adı üstünde bir olay bir problem verilecek. Gerçek hayatta karşılaşabileceğimiz farklı çözümleri olan ilgi merak uyandıran bir olay verilecek. Ama o olayı biz drama olarak verilebilir, kısa bir film olarak verilebilir, bir hikaye okunabilir, gazete haberi getirilebilir. Olay bize verildi. Düşüneceğiz. Örnek olayı 40 dakikanın içinde tartışarak çözeceğiz. Tartışma yapıp çözeceğiz ve farklı çözümlerini bulup yeniden yazacağız arkadaşlar. Yeniden yazma. Tekrar ediyorum. Bize bir olay verildi. O örnek olayı okuduk, seyrettik, anlamaya çalıştık. Onunla alakalı sınıfta herkesin katılımıyla tartışma yaptık. Tartışıp o tartışma neticesinde örnek olayımızı çözüp yeniden yazıyoruz. Ama her zaman yeniden yazma demez bize, tamam mı? Karışacağı zaman bunların hepsini söyler ama karışmadığı zaman bazı özelliklerini verir. Problem çözmede de bize gerçek hayatta karşılaşılmış olay ya da problem verilecek, farklı çözümü olacak, ilgi merak uyandıracak. O problemi çözeceğim ama çözerken 40 dakikada çözemeyeceğim. Ben sınıf içi ve sınıf dışı süreçlerle, özellikle sınıf dışı süreçlerle ben bu olayı çözeceğim. Ne kadar sürede? 5 gün, 10 gün, 20 gün, 2 ay, 3 ay, 5 ay. 5 ay demeyelim de 2-3 ay bir dönem boyunca da olabilir. Yani okullardaki bu makalelerimiz, araştırma ödevlerimiz, tezlerimiz buna örnek. Peki ben problemi nasıl çözüyorum hocam? Problemi bilimsel yönteme göre çözeceğim. Bilimsel yöntem. Nedir bu bilimsel yöntem? Problemi hissetme, tanımlama, bilgi toplama, hipotez kurma, problemi çözme ve raporlaştırma. Yani problem çözme süreci bilimsel yönteme, o basamaklara dayanır. Uzun solukludur. Sınıf içi, sınıf dışı süreci vardır. Özellikle sınıf dışıdır. Şimdi toparlayacak olursak, ikisinde de bir olay, bir problem var. İkisinde de onu çözeceğim. Çözdüğümü hayata aktaracağım. Evet, ama örnek olayda bana verilen olayı, problemi sınıfın içinde 40 dakikanın içinde tartışarak çözüyorum. Bilimsel hiçbir şey yok ve o tartışma neticesinde bulduğum çözümlere göre örnek olayı yeniden yazıyorum. Ama problemde bana bir olay verilecek. O olayla alakalı 15-20 gün, 1 ay, 2 ay süre verilecek. Ben veri toplayacağım, denenceler kuracağım, verileri analiz edeceğim, denenceleri, hipotezleri test edeceğim. Problemi çözeceğim, raporlaştıracağım. Yani uzun soluklu, bilimsel sürece dayanan bir aşama vardır. Bu ikisi arasındaki bu farkı da unutmayalım. Bir de özür diliyorum arkadaşlar. Geçen seneki 2019 sorusu işte sosyal bilimlerde bir olay getiriliyor vesaire vesaire. Cevap problem çözme verilmiş. Ben kendi adıma o cevaba katılmıyorum. Sınava ben girmedim. Sınava girsem
5 defa da girsem 5'inde cevabı örnek olay yaparım. Orada en son diyor ki öğrenciler küçük gruplara ayrılır. Evet, devamında dese ki işte atıyorum 2 haftalık bir süre verir. 20 günlük süre verir. Öğrenciler çalışmalarını yapar, getirir. O zaman problem çözme olur. O haliyle soruda kocaman bir soru işareti vardır. Benim kendi görüşüm, onu da söylemek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.